Konular sıcak, gündem sıcak ama bir o kadar da sıcak ve çok önemli bir konu var. Evet. Girizgahta onu söylemedim ama malum Türkiye futbol takımı çeyrek finalde, yarın çeyrek final maçımız var Hollanda ile. Buradan başarılar diliyoruz kendilerine. Gidiyor musun maçı hocam yarın? Yarın evet, Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum. Bize vermiyorlar. Bize vermiyorlarmış bana. Şimdi, sana vize yok diyorlar. Tabii UEFA'nın böyle, yani bu Türk nefreti yıllardır, hani Avrupa'da bilirsin, kendilerine bakmadan, kendi yıllarca yaptıkları soykırımlara, zulümlere bakmadan yıllardır böyle Türklere karşı bir nefret içten içe devam eder. İslam'a karşı yine yaptıkları bu uygulamalar hep devam eder. Tabii geçtiğimiz maçta, Avusturya maçında Merih Demiral'ın iki golden sonra yaptığı gol sevinci, Bozkurt selamı karşısında iki maç ceza aldı. Şimdi bunu sen nasıl yorumluyorsun hocam? Öyle bir başlayalım. Evet. Görselimiz de var. Görseli de alalım. Sevgili Merih'in o gol sevincini de alalım kelebekte. Evet. Şimdi bir kere evet, iki gündür kıyamet kopuyor. Türkiye ayakta. Haklı bir tepki gösteriyoruz hep birlikte. Çünkü bu bir Bozkurt selamı derken bir partiye mal olmuş işaret değil. Evet, bir parti kullanıyor. Doğrudur. Hı-hı. Yani MHP kullanıyor bunu. Hani simge olarak ama bu MHP'nin simgesi değil. Bu Türkiye'nin, yani pardon, Türklerin Orta Asya'dan kalma simge bu. Yani ta Orta Asya döneminden beri zafer işareti olarak, zaman zaman işte ne bileyim, hani bir çeşit sembol olarak kullanılan bir işaret. Hatta daha da önemlisi, şöyle söyleyeyim, bir Japon kabartması gördüm. Ta şeyden, 2000 yıl önceden kalma. Orada da aynı işareti görüyoruz. Yani Asya coğrafyasında kullanılan kurtu temsil eden bir işaret. Yani şimdi Türk bunun, devletinin bayrağında da var. Yani Göktürk, tabii ki var. Yani Atatürk'ün bayrakları, bilmiyorum rejide var mı, verebiliriz ama Atatürk'ün de var böyle tabii, fotoğrafı. Tabii, yani aynen. Dolayısıyla bunun ırkçılıkla alakası yok. Zaten olay şu. Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum var her zaman Avrupa'da. Yani Avrupa'da her konuda, sadece futbol değil, her konuda pardon, bir sıkıntı yaşatıyor Avrupa bize. Her konuda Türkiye'nin önünü kesme gibi bir gayret içinde UEFA bu konuda aşırı bir gayret gösteriyor. Şimdi daha önce Sırp futbolcu, bir tane Arnavut futbolcu, bildiğin ırkçı bir takım işaretler yaptı. Ceza olarak para cezası verildi. Ne oldu birdenbire iki maç ceza veriyorsunuz? Yani Merih Demiral'a bunu sormak lazım. Bu bir. İki, daha ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir gün önce ben geziniyorum internette. Bild gazetesi önüme düştü. Hı hı. Bild gazetesinde bu fotoğraf, altında iki maç ceza. Daha bak, savunma bu sabah verildi. Yani ben merak ediyorum. Bunun yarış açıklamasını, bir şey gönderdim, onu hazırlayalım. Bunun açıklamasını UEFA ne zaman yapacak? Yani daha ortada hiçbir şey yok. Bir gün önce savunma verilmemiş ama UEFA'nın iki maç ceza vereceği Alman Bild gazetesinde yayınlanıyor. Yani burada bir tiyatro oynanmış. Tabii. Demek ki önceden belirlenmiş, ceza da belirlenmiş. Şimdi diyorlar ki işte müfettişin, savunma da okunmadan. Daha savunma verilmedi. Savunma yani bu sabah verildi. Verilmesinin hemen düşün, akabinde cevap geliyor. Okunmamış demek ki. Hayır, okunmadı. Zaten dün gece yayınlandı. Savunma bu sabah verildi. Yani enteresan olan o. Ben anlamıyorum. Yani neymiş, müfettişin raporu Bild gazetesinin eline geçmiş. Asıl skandal bu. Yani bu haberi, siz bu olayı nasıl birdenbire tutup Bild gazetesine aktarırsınız? Bu bir. İki, Almanya'nın İçişleri Bakanı gerçekten bir ruh hastası. Çok açık konuşayım. Yani sıkıntılı bir adam. Ve Türklere karşı orada uygulamaları çok sert. Oradaki çok, biliyorsun, büyük miktarda bir Türk nüfusu var. Ve inanılmaz acımasız davranışlara sahip olan, aynı zamanda elemanlarına da çok sert davranılması gerektiği konusunda emirler veren bir adam. İşte Türkiye'yi hedef tahtasına aklınca koyuyor. Yani bunu da söyleyeyim. Bu evet, iki ülke arasında bir gerginlik oluştu ama Almanya masum bir ülke değil ki. Bir kere oradan yola çıkalım. Şimdi Almanya'da zafer kazandığı zaman kartal işareti yapanlar var. Kartal Nazilerin de
ne yapacağız şimdi bu durumda? Almanya'ya aynı ceza verilsin o zaman. Çünkü bu da bizim daha binlerce yıllık şeyimiz, işaretimiz.